değerli basın mensupları güveni kaybetmek düzgün bir kağıdı buruşturmak gibidir. Buruşturduğunuz kağıdı düzeltmeye çalışsanız da eski haline getiremezsiniz. Ucube şahsım rejimi paramızı pul etti. Cebimizi boşalttı, mutfaktaki tenceremizi boşalttı. Yönetemediği ekonomiyi yangın yerine çevirdi, berbat etti işleyen sistemi tamamen bozdu. Piyasalarda güvenin kırıntısını bırakmadı. Sarayın kibirlisi 2018 seçimlerinde sahte istikrar görüntüsü vermek için damadıyla el ele verdi. Milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından sattı. Son seçimlerde de Nebati Bakanı ile el ele verdi. Milletin 199 milyar dolarını yine kural dinlemeden, hesap vermeden Merkez Bankası Başkanı da işin içinde hep beraber sattılar. Yetmedi milletin 418 milyar dolarını başta beşli çete olmak üzere yandaşlarına ballı ihalelerle, teşviklerle, vergi istisnalarıyla peşkeş çekti. Tabii kazanın dibini sıyırdı derdi. Ondan sonra dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı yandaş medyada şerefsiz bunlar diye manşet attırdığı Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanının eline işte böyle sıkı sıkıya sıkı sıkıya yapışmak zorunda kaldı. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervleri yeniden 100 milyar doların altına düştü. Net rezervler ise 73 milyar dolar açık veriyor eksi. Yani sadece kasamızda sıfır, kasayı sıfırladık demek için bile bir yerlerden 73 milyar dolar para bulmak gerekiyor. Nisan ayında Türkiye'nin yıllık cari açığı 58 milyar dolar oldu. Bu sabah kısa vadeli dış borç verileri açıklandı. Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda ödemesi gereken borç 203 milyar dolar. Şimdi yıl sonuna kadar cari açığın hep bu seviyede kalacağını, hiç artmayacağını varsak da, varsaysak da iyi. Cari açığın finansmanı dahil bir yıl içinde bu ülkenin bulması gereken borç, dışarıdan bulması gereken borç 261 milyar dolar. Seçimlerden önce yüzde sekizin altına kadar düşen gösterge tahvil faizi bugün yüzde on altının üzerine çıktı. Saraydan ses çıkmıyor. Sin külahın görülmesin deyip yeni bakanın arkasına saklanıyor. Faiz nas diyen Erdoğan'ın yönetiminde bu yılın ilk beş ayında faiz dobilerine bütçeden 237 milyar 868 milyon lira ödendi adına faiz demeden kur korumalı mevduat sahiplerine de bütçeden ödenen para ilk beş ayda 4 milyar 439 milyon lira ama bu yanıltmasın. Çünkü bu hesapların büyük bir kısmının vadesi Haziran ayında doluyor. Yani bu ay da oluyor Ve bugün Ekonomistler hesaplamışlar. İlk aldayda kur korumalı mevduat sahiplerine bütçeden yapılacak ödeme 75 milyar lirayı bulacakmış. Bir o kadar da Merkez Bankası'nın kendi hesapları üzerinden ödeme yapması bekleniyor. Sıkıntı her geçen gün derinleşiyor. Hızla tedbir almak gerekiyor. Yani iş sadece dış açıkla bitmiyor. Bir de bütçe açığı var daha ilk beş ayda bütçe alarm vermeye başladı. Gelir ve giderlerin seyri geçen yılki aynı eğilimler devam etse yıl sonunda bütçe açığı 1 trilyon 588 milyar liraya ulaşıyor. Bir de seçim döneminde verilen ama henüz tutulmayan bütçede karşılığı olmayan sözler var. Bu sözlerin maliyeti de bütçe açığının üstüne binecek. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması, şartları tutan tüm memurlara 3600 ek gösterge vaadi, 7500 lira üstündeki emekli maaşlarının kademeli olarak iyileştirilmesi, bağkurların prim gün sayısının düşürülmesi, vatandaşlık maaşı bağlanması, işte tüm bu sözleri yerine getirebilmek için ek bütçe gerekiyor bütçe açığı daha şimdiden iki katını aşacakmış gibi gözüküyor. Değerli basın mensupları, öngörülenin yani programda öngörülenin, değerli basın mensupları, ekonomide yaklaşan dönemin hiç de parlak olmadığını gösteren pek çok veri daha şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Sanayi üretimi düşüyor. Bu ülkenin vatandaşları için bir ev bir araba almak hayal oldu. Türkiye'de konut satışları üst üste dört aydır düşüyor. Ama bazı şanslı vatandaşlarımız sayesinde İngiltere'de yabancılara konut satışında Türkler üçüncü sıraya kadar yükseliyor. İşte Erdoğan'ın yandaş kayıran politikalarının sebep olduğu büyük gelir ve servet adaletsizliğinin ve Erdoğan zenginlerinin Erdoğan'ın ekonomisine ne kadar güvendiklerinin en güzel göstergesi bu. Parayı Türkiye'de yatırmıyorlar, hızla dışarı kaçırıp ev bark alıyorlar. İşsizlik hızla artıyor. Bilhassa genç işsizliği evleri vuruyor. TÜİK verilerine göre ülkemizde her beş gençten biri işsiz. 3 milyona yakın gencimiz okumuyor, çalışmıyor, evde oturuyor. Anasının babasının eline bakıyor. İşsizlik azınca giderler çok. Gelir yok. Millet borca batmış durumda. Vatandaşların bankalara kredi ve kredi kartı borcu son bir yılda hemen hemen ikiye katlanmış ve 2 trilyon 106 milyar lira olmuş. Yine ekonomisi bize benzeyen ülkelerin para birimlerinin birçoğu son dönemde dolara karşı değer kazanmış. Ama Türk lirası bu dönemde dolar karşısında yüzde on yediden fazla değer yitirmiş. Daha dün bizi Londra tefecileriyle işbirliği yapmakla suçlayan Erdoğan bugün saray uçağında kaynak arayışlarımız sürüyor diye basın mensuplarına dert yanıyor. Zamanında Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Merkez Baş Bankası Başkanı ithal etti. Yetmedi. Bir de Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik diyor. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek ekonomiyi berbat eden Erdoğan, rasyonel politikalar uygulayacağım diyen, faizleri arttırma sinyali veren Şimşek ve ekibine razı oluyor. Ekonomiyi batıran, ülkeyi döviz krizine sokan Erdoğan, ülkemizi ben yapmıyorum, Mehmet yapıyor diyerek faiz lobilerinin kucağına atıyor. Bunu yaparken de Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişme mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düş, sakın, ha, sakın yanılgının içine düşmeyin. Ben burada aynıyım diyerek de hala afra tafrayla milletimizi kandırmaya uğraşıyor. Halep oradaysa arşın burada. Kim millete doğruyu söylüyor? Rasyonel politikalara döneceğim, enflasyonu düşürmek için faizi arttırmak lazım diyen şimşek mi? Yoksa ben değişmedim. Faiz düşerse enflasyon düşer diyen Erdoğan. Mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu arada Erdoğan sözünden çıkmayan eski Merkez Bankası Başkanı'nı ekonomi yönetiminin içine BDDK Başkanı Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı olarak monte etmeyi de ihmal etmiyor. Önceki icraatları hak herhangi bir araştırma veya soruşturma yapılmasını önleyecek tedbirleri alıyor. Erdoğan ben ekonomistim. Ben bilirim noktasından ekonomist olmadığını akılcı politikalar izlemediğini kabullenme noktasına geldi. Erdoğan kabullendi de yaptığı hataların faturasını sırtına yıktığı milletimizin çektiği, çekeceği sıkıntıların, acıların hesabını kim ödeyecek? Milletimiz bunu kabul edecek mi? Bir ekonomi programının en önemli yakıtı güvendir. Güvenilir bir program, güvenilir bir kadro ve bunlara güç veren siyasi irade olmazsa hiçbir program ayakta kalamaz. Bu üçlü sacayandan biri bile yoksa yapılacak her işin maliyeti biriken beşe çıkar. Hükümetin verdiği sözlerin inandırıcı olabilmesi için her şeyden önce Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırılan 2018 seçimlerindeki 128 milyar doların bu seçimlerdeki 199 milyar doların kuralsız, denetimsiz kimlere satıldığının araştırılması ve kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında Merkez Bankası'nın ne kadar döviz aldığının bu uygulamanın bankaya maliyetinin de açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın zarardaki bilançosunun muhasebe kuralları değiştirilerek bir gecede nasıl kar ettirildi, bankanın nasıl kar ettirildiğinin, bunun uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olup olmadığının, hazine yerine bağış adı altında AFA da aktarılan bu karın nasıl kullanıldığının kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Merkez Bankası'nın ihracatçılardan zorla satın aldığı ihrac ihracat dövizleri tutarlarının Merkez Bankası'nın yatak kredilerinden yararlanan şirketlerin kamuoyuna mutlaka açıklanması gerekiyor. Ayrıca son dönemde Rusya'dan yapılan kredili gaz ithalat miktarını Rusya'ya ne kadar borçlandığımızı gösteren BOTAŞ'ın güncel bilançosunun da kamuoyuna açıklanması şart. Ve yine son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun güvenilmeyen tüketici fiyatları endeksi büyüme ve işsizlik verileriyle ilgili geriye dönük teknik araştırmanın da bir an önce başlatılması gerekiyor. Bunların altını bir önceki konuşmamda da çizmiştim. Tekrar buradan ifade ediyorum. Bunlar yapılmazsa Mehmet Şimşek geçmişteki, geçmişteki yolsuzlukları örtbas eden bakan olur. Güven vermez. Erdoğan Mehmet Şimşek'e yapacaklarına razı olduk diyor ama hala ortada bir acil eylem planı yok. Dün Erdoğan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hükümet programını hazırlayacağını söyledi. Ardından Cevdet Yılmaz çıktı yeni orta vadeli programla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diğer dokümanların hazırlanacağını e, ifade etti. E tamam bunların hepsi tamam da Ülkemize cumhuriyet tarihinin en derin yönetim ve ekonomik krizlerinden birini yaşatan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışının sebep olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarken bu gidişi durduracak bir acil eylem planı nerede? Diğer yandan ekonomi yönetiminin başında kim var? Ekonomi yönetimi kime emanet? Mehmet Bey'e mi? Cevdet Bey'e mi? Gaye Hanım'a mı? Yoksa sarayın gölgesi Şahap Bey'e mi? Geçen defa sormuştum. Anlaşılan ekonomi yönetimindeki bazı isimler yerel seçimlere kadar ekonomide teker patlamasın, dışarıdan finansman bulsun, döviz krizine pansuman olsun diye vitrin süsü olarak konmuş. Şimdi bu kişiler dışarıdan finans, finansman bulma stratejilerini Türk lirasını yeterince pul ettikten sonra bir yerde sabitleyip ardından faizleri hızla yükselterek seçimler öncesinde Londra'daki tefecileri sıcak paracıları ülkeye çekmek ve onlara kuru sabitledikleri için fiilen dolar karşılığında yüzde otuz kırk faiz ödemekse bu strateji tutmaz. Bu ekonomi bunu taşımaz. Bu denendi. Sonu her seferinde çok daha büyük bir hüsran oldu. Yerel yönetim seçimlerine kadar pansumanla, aspirin tedavisiyle Erdoğan'ın berbat ettiği ekonomiyi toparlamak mümkün değildir. Değerli basın mensupları, Milleti unutan hükümet, sesini duymayan, halini görmeyen Erdoğan, elin vatandaşını sevdi, kendi vatandaşını hor gördü. Saray ve şürekası bu ülkenin insanlarına görülmemiş hakaretler etti. Derdini anlatmaya, derdini anlatmaya çalışan çiftçiye ananı da al gitti dedi. Ananı da al git dediler. İlaçlarını bulmak için yardım isteyen kanser hastası Dileğe, Dileğin cebine para sıkıştırıp ona dilenci muamelesi yaptılar. Soma'da yerdeki madenciyi bunlar tekmeledi. Bu ülkenin gençlerine çapulcu, kadınlarına sürtük dediler. Ama hala utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Söylenmemiş sözler üzerinden algı yönetip üstümüze çamur atmaya kalkıyorlar. Genel başkanımız kırsal kesime maalesef ulaşamadık diye öz eleştiri yaparken bizim Seçimi kaybetmemizin sorumluluğunu kırsaldaki vatandaşlarımıza yıktığımız, onlara yan gözle baktığımız yalanını hala utanmadan söyleyebiliyorlar. Gerçekten de artık bu sahte video müelliflerinin elinde kalan son siyasi sermayede arsızlıkları. Değerli basın mensupları. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Partimizin kongreler takvimi öngördüğümüz gibi ilerliyor. İlçe ve il kongrelerimizi rekabet ortamında hızla tamamlayabilmek için gerekeni yapıyoruz. Parti meclisimizin uygun göreceği bir tarihte de demokrasi şenliğine dönüşecek kurultayımızla bu süreci taşlandıracağız. Genel başkanımız değişimin önünü sonuna kadar açacağını her fırsatta ifade ediyor. Muhalefetin birleşmiş gücünü dağıtarak Saray ve şürekasının değirmenine asla su taşımayacağız. Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı bir biçimde girmeye, önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız. Despot bir yönetime karşı hak, hukuk, adalet mücadelemiz bundan tam 6 yıl önce Ankara Güven Park'ta Genel Başkanımızın adalet yürüyüşüyle başladı. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. İlk soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Erdoğan akıl dışı politikalardan vazgeçti yorumunda bulunmuştunuz. Mehmet Şimşek'in önerisiyle Merkez Bankası'nın başına CFR üyesi Hafize Gaye Erkan getirildi. Merkez Bankası'nın faizi arttıracağına yönelik beklentilerde güç kazandı. TÜSİAD'ın bugünkü açıklamasında da bu vurgu vardı. Ayrıca TÜSİAD'ın açıklamasında serbest piyasanın tartışma konusu dahi olmaması gerektiği de kaydedildi. Bu gelişmeler doğrultusunda ekonomi yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin son değerlendirmeleriniz nasıl olur? Şimdi öncelikle bir yanlış anlaşılmayı gidereyim. Ben bu lafları söylemedim. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı rasyonel zemine dönüş ifadesini kullandı. Yani bu laflar benim değil. Maliye Bakanı son dönemde uygulanan politikaların irrasyonel olduğunu söyleyen Maliye ve Hazine Bakanı. E Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakınca da irrasyonelin karşılığı akıl dışı olarak görünüyor. Ekonomi yönetimi ve politikalarına gelince. Şu ana kadar geçmişteki usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların soruşturulup soruşturulmayacağına yönelik bir açıklama henüz bu yönetimden gelmedi. Ama güveni sağlayabilmek için bu şart. Konuşmamda da bunu ifade ettim. Yine ekonominin dümeni kimin elinde o da belli değil. Bu haliyle hükümetin bir acil eylem planını, arkasından bir yapısal reform e, po, şeyini, sürecini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, kalıcı istikrar sağlayıp sağlayamayacağı ya da bunların yerine kısa vadede ekonomiyi Londra'daki tefecilere, sıcak paracılara teslim ederek yerel yönetim seçimlerine kadar işi idare etmeye çalışıp çalışma, çalış, çalışıp çalışmayacağını hala anlayamıyoruz. Bu tavır, bu hareketsizlik bu hiçbir şekilde kimseye güven telkin etmiyor. Evet, efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bazı sorular oldu. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, faizler yükselecek mi sorusunu Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı var. Yani elinde bir sürü enstrümanlar var. Kaynaklarını yönlendirme imkanı var. Amaç ülkeyi daha istikrarlı bir yapıya götürmek, faizlerin de enflasyonun da düştüğü, sürdürebilir büyümenin desteklendiği bir ortam oluşturmak diye yanıtladı. Bunun için Merkez Bankası'nın bağımsız kararlar alacağına vurgu yaptı. Muhalefet de zaten Merkez Bankası'na müdahale üzerinden iktidarı eleştiriyordu. Ayrıca Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatın ani bir şekilde çıkış yerine tedbirci bir geçiş olması gerekiyor. Aksi takdirde finansal piyasalar olumsuz etkilenir de dedi. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz? Yani <laughs> Merkez Bankası bağımsız kararlar alacak tamam da siz ne yapacaksınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye'nin içine girdiği döviz krizini atlatmak için ekonomide çok acil bir eylem planına ihtiyaç var. Ayrıca buna ülkenin dünya piyasalarındaki yarışma gücünü arttıracak ve Türkiye'nin yıldız ülke olmasını sağlayacak, dünyadaki fırsatları değerlendirmesini sağlayacak ciddi bir reform programına ihtiyacı var. Ama şu anda görünen manzara kendi içinde çok da uyumlu olmayan ve el yakan top haline gelen ekonomiyi birbirine atan bir ekonomi yönetimi. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını biz de savunuyoruz. Ama bu her derde deva mucizevi bir ilaç değildir. Ekonomide istikrar için bunun arkasında bütüncül ve güven uyandıran bir program da şarttır. Ayrıca bu işler sadece strateji ve bütçe başkanlığıyla, sadece Merkez Bankasıyla veya sadece Hazine ve Maliye Bakanlığıyla olmaz. Buradan açıkça ifade edeyim. Bu kurumların hiçbiri tek başına Erdoğan'ın ekonomide sebep olduğu tahribatın altından kalkamaz. Bunların hepsinin koordinasyon içinde çalışması ve birlikte taşın altına ellerini koyduklarını açıklamaları gerekir. Şimdi kur korumalı mevduattan tedrici çıkış meselesine gelince işte bu mevduatın bütçeye 6 aylık maliyetinin 75 milyar liraya çıktığı hesaplanıyor. Bir o kadar yük de Merkez Bankası tarafına gelecek. Yani 6 ayda bu zihni sinir projesinin bu ülkeye maliyeti 150 milyar lira. Geçen yılda maliyeti 182 milyar liraydı. Bu dev bir fatura. Badel Harabil Basra. Şimdi çıkmışlar. Bu çıkış tedrici mi olacak, hızlı mı olacak, yavaş mı olacak? Konuşmalarını yapıyor. Bu abesle iştigaldir. Bu beladan yeni belalara yol açmadan derhal kurtulmayı sağlayacak bir stratejiyi uygulamaya koyun. Konuşmayı bir yana bırakın. Evet efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Hükümet asgari ücret 500 dolar söyleminden Türk lirası konuşmalıyız noktasına geldi. Cevdet Yılmaz dolar yerinde durmuyor. Her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız diyor. İşveren de aynısını söylemişti. Sizin bu konudaki görüşünüz ne olacak? Yani geçmiş dönemde Erdoğan ekonomideki her şeyi dolara endeksledi. Liralaşma diye ortaya çıktılar. Ne var ne yok her şey dolarla ifade edilir ya da dolara endekslenir hale geldi. Şimdi çıkıyorlar hiçbir şey yapmadan TL konuşalım diyerek milletle alay ediyorlar. Bir an önce ekonomiyi Türk lirası konuşulur hale getirmek için paramızın pul olmasını durdursunlar. Milli paramıza güveni yeniden sağlayacak adımları atsınlar. Durum çok ciddidir. Lafla peynir gemisi yürümez. Efendim Fox TV ve Sözcü TV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. O soru da şöyle. 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan Abdülatif Şener seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi bu e, Sayın Şener'in oy kullandığı sandığın ıslak imzalı tutanaklarına bakmışlar. Orada geçersiz oy görünmüyor. Demek ki oyunu birlerine vermiş ama kime verdiğini millete açıklamaya da dili varmıyor. Madem bu son soru size bir fıkra anlatayım. Adamın biri gece gündüz birine küfredip duruyormuş. Şikayet etmişler. Küfür yiyen adam bir durmuş, düşünmüş. Sonra da demiş ki, ya benim bu adama hiçbir iyiliğim dokunmadı ki neden bana küfredip duruyor? Bundan gereken kıssadan hisseyi herkes çıkarsın.